Annesiz bir çocuğa sevgi göstermek çok doğal. Annesi olan çocuklara da sevgi göstermemek doğal mı? Annemiz var diye sevgiden mahrum mu kalacağız yani? Öte yandan hala ona yepyeni elbiseler dikiyor. Onu özenle süsleyip püslüyor. Annem de onu kucağına oturtup en iyi yemekleri ona yedirdi. Gerçi biz olunca eşit davranmaya çalışıyorlar. Ama babamızın onu bizden daha çok sevdiği bence çok açık. Hakkını yemeyelim. Kardeşimiz Yusuf hem çok zeki hem de çok sevimli. Güzel yüzü görenleri hayran bırakıyor. Anne ve babamız izin verirse biz bütün kardeşleri seveceğiz ama onların gözü Yusuf'tan başkasını görmüyor ki. Yusuf'un kuşandığı büyük babamız İshak peygambere ait kemeri gördünüz mü? Evet. Bilha kuşağın peygamber kuşağı olduğunu ve sonraki peygambere verilmesi gerektiğini söyledi. Madem öyle, Faika hala niçin onu Yusuf'a verdi? Bunu halaya sorabiliriz. Akşam sürüyü götürdüğümüzde halaya uğrarız. Çocuklar taş. Bir daha deneyecek misiniz? Hadi bakalım. Yehuda yine başladı. Hadi bakalım. Kazanan hadi. Babamızın ardılı olacak. Evet, hadi bakalım. Hadi, hadi. Hadi. Hadi biraz daha. Hadi. Aa, olmadı. Sıra kimde? Sıra bende. Hadi bakalım görelim seni. Hadi 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 hadi. Evet. Hadi. Evet işte böyle. Az kaldı. Hadi biraz daha kaldı. Olmadı. Harikaydı değil mi? Evet. Kolay gelsin. Nereye böyle? Sağ ol Zülfa. Bizler sürüyü ahıra götürdük. Ve Faika Ağa'ya gidiyoruz. Ona bir şey soracağız da. Biz de ona birkaç şey sorduk. Oradan geliyoruz. Habersiz Faika Ağa'ya gitmenizi uygun bulmuyorum. Babanız Faika Hala'nın yanında. Yusuf'u görmeye gelmiş. Bu ziyaret sizin hiç hoşunuza gitmeyebilir. Orada neler oluyor? Gidip bakalım. Ne olacak ki? Gözlerinizle görün. Babamızın Yusuf'u bizden daha çok sevdiğini söylemiş. Boş boş konuşma. Biz de çocukken babamız bizi kucağımıza oturtup severdi. Hatırlamıyor musun? Bilha ve Zülfa bu yüzden habersiz. Faika halaya uğramayın diyordu. Ben gidiyorum. Saçmalıyorsunuz. Merhaba baba. Merhaba baba. Merhaba baba. Merhaba. Merhaba. Yakup Hanedanı'nın yiğitlerine selam olsun. Kolay gelsin çocuklarım. Ne zaman döndünüz? Az önce koyunları ahıra koyup buraya öyle geldik baba. Niçin geldiniz? Faika Hala'ya bir şey soracaktık. Buyurun. Sizi dinliyorum. Bu kuşak büyük babamız İshak peygambere mi ait acaba? Evet öyle. Ancak Yusuf için bir oyuncak hükmündedir. Doğrusu Yusuf'un bunlarla oyalanarak annesizlik acısını bir nebze de olsa hafifletmek istedim. Ama bilha bu kuşağın eski bir peygambere ait olduğunu ve ancak bir peygambere verilmesi gerektiğini söyledi. İshak peygamberden sonra gelen peygamber benim. Bu kuşak benim için baba mirası. Yusuf için de bir oyuncaktır, o kadar. Bilha ve Zülfa hayattayken Rahil'i kıskanırlardı. Ölümünden sonra da çocuklarını kıskanıyorlar. Onları fazla ciddiye almayın çocuklar. Baba, Yehuda diyor ki Yusuf'u bizden daha çok seviyorsun, doğru mu? Doğru değil.
Ama siz bugün Yusuf'u görmeye gelmişsiniz. Onu kucağınızda gördük. Sizi de küçükken kucağıma alıp severdim. Siz de benden ayrılsaydınız sizi de görmeye gelirdim. Ben hepinizi seviyorum. Ve bu tür sözler duymak istemiyorum. Gidelim, gidelim. Ben sizi ailenin erkekleri ve en büyük yardımcılarım olarak görüyorum. Ancak siz kalkmış kendinizi küçük ve zayıf bir çocukla mukayese ediyorsunuz. Allah'a ısmarladık. Bayık Ağla, babama beni sevmemesini söyleyin. Neden? Çünkü kardeşlerim çok üzülüyor. Ah benim gönlümün azizi. Sen anne sevgisi görmedin. Baba sevgisinden de mi mahrum kalmak istiyorsun? Hala, siz uyumadınız mı? Sen uyu yavrum. Benim uykum gelmedi. Uyandın mı Yusuf'um? Siz sabaha kadar hiç uyumadınız mı? Her uyandığımda siz de uyanıktınız. Evimden gidecek olman ruhumdan huzuru, gözümden de uykuyu kaçırmış olmalı Yusuf'um. Ama ben buradan ayrılmak istemiyorum hala. Sizi çok seviyorum. Eve gitmek istemiyorum. Eve gitmesem nasıl olur hala? Gerçekten de beni seviyor musun oğlum? Annem Rahel gibi kokuyorsunuz. Teyzem Leya'yı da seviyorum. Ama bana ilgi gösterince kardeşlerim kıskanıyor halacığım. Ah. Yavrum benim. Demek halanın yanında kalmak istiyorsun öyle mi? Hı. Seni burada tutmak için aklıma harika bir fikir geldi. Ama senin de bana yardım etmen gerekiyor. Kalk hazırlan da babanın yanına gidelim şimdi. Merhaba baba. Selam hala. Selam babasının bir tanesi. Selam size. Emanetinizi vermek için geldim. Sağ salim getirdim onu. Bayık hala merhaba. Selam kızım. Ona birkaç gün bakacaktın, ne oldu? Yusuf, hoş geldin oğlum. Emanet geri verilmeli. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Memnun değilseniz geri götürebilirim. Hayır. Onu geri getirdiğin için sana minnettarız. Bir süreliğine de olsa bakımını üstlendiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Yusuf, hadi oynayalım. Git ol. Allah'a ısmarladık kardeşim. Güle güle.
Güle güle hala. Yusuf'la kardeşleri arasında ne fark var? Niçin ona bu kadar değer veriyorlar? Bu çok açık. Yakup ve kardeşi Yusuf'u bizim çocuklardan daha çok seviyor. Dök. Besme. Besme. Buyurun hanımım. Babam İshak peygamberin kuşağı kaybolmuş. Onu gördün mü? Hayır. Gel benimle. Ahaliye ve şehrin ileri gelenlerine de haber vermek gerekir. Gidelim. Yürü. Dikkatli olun Dini. Tamam. Bekle Yehuda. Sizler de acele edin. Dikkat edin. Ne oldu kardeşim? Besmi, ne olmuş? İshak peygamberin kuşağı kaybolmuş. Her yeri aradınız mı? Aradık. Babamız İshak'ın yadigarıydı. Çok üzgünüm. Kuşağı Yusuf'tan alıp saklamıştım. İyice arayın. Bulacağınızdan eminim. Her yeri aradık. Herkese sorduk. Ama bulamadık. Ne zaman kayboldu? Ne bileyim ben. Yusuf'u buraya getirdiğim günden beri kuşağı da görmedim işte. İçinizde bu kuşağı gören var mı? Yusuf buraya gelmeden önce onu bir yere saklamış olabilir. Yusuf o kuşağı çok sevdiği için almış olabilir mi Yakup? Yusuf hırsızlık mı yaptı yani? Kendine ait olduğunu veya onu bağışladığını düşünmüş olabilir. Ama ben sanmıyorum bunu. Ben kuşağı bulmak için her yeri ve herkesi arayacağım. Buluncaya kadar da içim rahat etmeyecek. O kuşağı yalnızca Yusuf kuşanırdı. Bizim bir ilgimiz yok. Pekala. Ben de önce Yusuf'un üstünü arayacağım. İzin veriyor musun? İzin veriyor musun? Bir şeyler dönüyor ama ben de anlamıyorum. Bu hile canımı sıkıyor doğrusu. Hile mi? Ne hilesi? Ey ahali! Ben kuşağımı kaybettim ve onu bulmak niyetindeyim. Bu bir hile mi sizce? Bana fikrinizi Pekala, söyleyin. Pekala gürültü yapma. Gürültü yapma. Ara. Hepsinin üstünü ara. Kuşak burada. Haklıymışım öyle değil mi? İşte kuşak. Yusuf, nasıl böyle bir şey yaparsın? Yusuf bir şey yapmamış ki. Sadece hırsızlık yapmış. Kenan halkı, gördünüz işte. Ben malımın hırsızını buldum. Pekala, pekala kuşağı buldun. Al ve git onu, tamam mı? O kadar ucuz kurtulamazsın kardeşim. Kenan diyarının töreleri çok açık. Bütün bu insanlar bilir ki yakalanan hırsız mal sahibine 4 yıllığına köle olur. Bunu burada herkes bilir kardeşim. Herkes bilir bu kuralı. Yusuf'un bir köleliği eksik kalmıştı zaten. Hepimiz Kenan diyarının törelerini biliriz. Yusuf'u köle olarak alacak değilsin herhalde. Bu işte gözünün yaşına bakmayacağım. Kenan diyarının törelerini görmezden gelirseniz o başka tabii. Buna diyecek bir şeyim yok. Bu kadar yeter Faika. Ben bu saçma sapan töreye inanmıyorum. Yusuf'u sana köle olarak vermeyeceğim. Sizler Allah'ın elçisinin ailesi olarak halkın gelenek ve göreneklerine saygı göstermezken başkalarından ne bekleyebiliriz ki?
Ama Yusuf daha bir çocuk. Onu nasıl bir köle olarak verebilirsiniz? Bunların töresi büyük küçük herkes için geçerli. Biz de saygı göstermeliyiz. Biliyorum ki bu işin içinde bir iş var. Ama elim kolum bağlı. Bu hakkından vazgeçmezsen senin bu isteğine boyun eğmek zorundayım. Ben malımın hırsızını buldum ve onu bağışlamayacağım. Ama Allah ve peygamberi beni bağışlasın ve cezalandırmasın. Gidelim Yusuf. Sen bugünden itibaren 4 yıl boyunca benim kölem olacaksın. Öve öve göklere çıkardıkları çocuğun yaptıklarına bak. Zaten bir çocuğa hak etmediği değer verilirse farklı bir sonuç beklememek gerekir. Çocuklar bazen böyle haylazlıklar yapar. Bu hırsızlık sayılmaz. Neden itiraz etmedin? Faika asla Yusuf'a gerektiği gibi bakamaz. Yusuf görünüşte hırsızlık yapmıştı. Ve ben bunun aksini ispat edemedim. Endişelenme. Yusuf'un yeri gayet iyi. Halasının azizi, bu andan itibaren sen efendimsin, ben de senin kölenim. Sen kardeşimin varisi ve kabilemize yol gösterecek ışıksın. Bu kuşak gerçekte yalnızca sana layık bir mirastır zaten. Senin hakkındır. Bu kuşak bundan böyle benim mi? Yusuf, oğlum rüya mı görüyorsun yoksa? Selam baba. Selam sana gönlümün azizi. Allah'ın peygamberi beni bağışladı mı? Evine kabul edecek mi? Asıl böyle yapmasaydın seni bağışlamazdım. Sevenlerin yolundan gittin. Ve böylece sevdiğini elde ettin. Bağışlamak peygamberlere yaraşır. Umarım bu affa layık olurum. Ben affedecek bir suçlu göremiyorum. Gelişinizi neye borçluyuz? Yusuf'un ısrarıyla geldim kardeşim. Gördüğü rüyayı bir an önce size anlatmak istiyor. Hiç şüphe yok ki rüyası baştan sona hayır ve iyiliktir. Benim Yusuf'umun rüyasında habis ve kötü ruhlar yol bulmaz. Evet. Babasının bir tanesi, anlat bakalım ne gördün? Rüyamda kardeşlerimle beraber kıra gitmiştik. Şiddetli bir rüzgar esiyordu baba. Çok şiddetli.
Özel bir yorumu olduğunu sanmıyorum. Tabir etmek için biraz düşünmek gerek. Belki aklıma bir şeyler gelir. Sürüyü bugün kıra götürmeyecek misiniz? Ne bekliyorsunuz? Rüyanın tabiri neydi acaba? Yakup topluluk içinde bir şey söylemedi. Anlamadın mı? Rüyanın tabiri Yusuf'un kardeşlerinden daha üstün olduğudur. Çok safsın. Rüyanın tabiri çocuklar için gayet açıktı. Yüzlerinden rahatsız oldukları okunuyordu. Zihinlerinde bıraktığı kötü tesiri silmeye çalışacağım. Yusuf topluluğun içinde rüyasını anlatmamalıydı. Biraz yemek ve hurma hazırla. Birazdan yanlarına gideceğim. Gel o, gel. Senin için düşündüklerim doğru çıktı oğlum. Müjdeler olsun ki gelecekte yüce ve yüksek bir makama nail olacaksın. Kardeşlerin senin emrinde olacak. Babam İshak peygamber soyumdan birçok peygamber gönderilmesi için bana dua etti. Her zaman bu ilahi görevimi devam ettirecek varisin kim olduğunu öğrenmek istiyordum. Umarım sen benim yolumu devam ettirirsin oğlum. Allah seni bütün kötülüklerden korusun. Belki sen bizim beklediğimizsin oğlum. Baba, peygamberlik ne demek? Yemek ve giysilerimi hazırlayın. Peygamberler oğlum, Allah'ın insanlara gönderdiği elçilerdir. İnsanlara Allah'ın yolunu, kurtuluş ve mükemmellik yolunu gösterirler. Rüyanın yorumunu kimseye söyleme, özellikle de kardeşlerine. Niçin peki baba? Eğer kardeşlerine anlatırsan benliklerini kıskançlık ateşi sarar ve sana düşman olurlar. Beni endişelendirdin kardeşim. Şimdi Yusuf'u daha çok gözlerimin önünde bulundurmalıyım. İzin verirseniz ben Yusuf'u alıp eve gideyim artık kardeşim. Götür. Ama gözlerini dört aç. Allah sizi korusun. Allah'a ısmarladık babacığım. Güle güle oğlum. Dikkatli ol. Onu yalnız bırakma. Uzun süredir onlarla çobanlık yapmadım. Akşam onlarla birlikte dönerim. Çocuklarımız onlara karşı beslediğin sevginin azaldığını düşünüyor. Merak etme. Bu algıyı düzeltmeye çalışacağım. Yusuf ve Bünyamin durdukça Yakup diğer çocuklarına gerekli ilgiyi göstermeyecek. Allah'a ısmarladık. Yolunuz açık olsun. Biz yanımızda yemeğimizi getirmiştik. Siz niye zahmet ettiniz ki? Benim de çocuklarımı özlemeye hakkım yok mu yani? Bazı günleri onlarla birlikte geçirmeye de mi hakkım yok? Gelişinizden başka hiçbir şey bizi bu kadar sevindirmezdi. Siz gelmeden önce matemli gibiydik. Hiç kimse gülecek durumda değildi. Niçin?
Ne oldu ki peki? Biliyor musun baba, senin bize olan sevginin azaldığını düşünüyoruz. Yusuf ve kardeşine daha çok ilgi gösteriyorsunuz. Ama ben Yusuf'u sizin için Faika halasına gönderdim. Bunu anlamadınız mı? Anneniz sizden çok onunla ilgilendiği için bunu yaptı. Değişen bir şey olmadı. Annemiz ve Bünyamin'le halamız da Yusuf'la ilgileniyor. En iyi elbiseleri ona giydirip en iyi yemekleri yediriyorlar. Haklısınız. Ama siz de hak vermelisiniz. Onlara öyle davranmalıyız ki annesiz olduklarını hissetmemeliler. Baba, Yusuf'un gördüğü rüya bizi çok endişelendirdi. Ailenin güçlü erkekleri bizleriz. Ailenin ağır sorumluluğu ve güç işlerin yapılması bizim üzerimizde. Hal böyleyken Yusuf mu sizin halifeniz olacak? Ama bu rüya başka şekilde de yorumlanabilir. Yusuf asasının yeşerdiğini ve asalarınızın onun gölgesinde kaldığını söylemedi mi? Bu Yusuf'un bütün kardeşlerini sevdiği anlamına da gelebilir. Ya da Yusuf herkese karşı cömert ve şefkatli olacak ve bütün kardeşlerini de sevecek demektir. Öyle anlaşılıyor ki bu rüya bizim yaptığımız yorumdan başka biçimlerde de yorumlanabilir. Tam olarak anlayamadım. Yani Yusuf sizin halifeniz mi olacak? Benim halifemi Allah belirleyecek. İçinizden en iyisini seçecek. Siz de artık boş bahaneler ileri sürmeyin. Yusuf ve Bünyamin sizin düşmanlarınız değil, kardeşlerinizdir. Ben hepinizi seviyorum. Siz de birbirinizi sevin ki Allah da sizleri sevmeye devam etsin. Hanedanımın büyükleri, benim ümidim ve dayanağım sizlersiniz. Bugün size bütünüyle güvenebileceğimi hissediyorum. Sizler güçlü ve cesur evlatlarsınız. Siz varken hiçbir şey beni üzemez, asla. Babamızı incittiğimiz için özür dileriz. Kurt, Levi, Naftali, Şimon kurt. Kurt sürüye saldırıyor. Bunu da nereden getirdiniz? Onu biz öldürdük. Sürümüze saldırınca üzerine gittik ve onu öldürdük. Ama biliyorsunuz size zarar verebilirdi. Asıl biz onlara zarar verirdik. Allah sizin gibi çılgın ve korkusuz çocukların akıbetini hayırlı etsin. Siz de onlara yardım mı ettiniz? Bana müdahale edecek fırsat bırakmadılar ki. Bir de baktım ki kurdun işini bitirmişler hemen. Babamızla sohbete dalmıştık ki bir de ne görelim? Sürü dağılmaya başlamasın mı? Büyük bir kurt sürüye saldırdı birden. Biz de onu öldürdük. Bu tehlikeli bir iş. Nasıl yaptınız bunu? Sürümüze saldırınca biz de ona saldırdık. Elimize ne geçerse onunla vurduk. Taşla, sopayla. Ben sopayla başına vurdum. Levi de başına büyük bir taş indirince hayvan sersemledi. Birkaç kez bize saldırdı. Ondan korksaydık kesinlikle bizi öldürürdü. Keşke ben de yanınızda olsaydım. Baba, ben de kardeşlerimle beraber kıra gidebilir miyim? Hayır oğlum. Sen bu iş için daha çok küçüksün. Büyüyünce gidersin. Şimon, Levi, Yehuda,
Gelin de koyunları ahıra koyalım. Tamam. Ben de gidebilir miyim baba? Git oğlum. Gelin. Koyunları ahıra doldurun. Köpeklere de yemek vermeyi unutmayın sakın. Babamız kırda Yusuf'un gördüğü rüyayı ne için yalnızca Yusuf'un liderliği ve üstünlüğü olarak yorumluyorsunuz dedi. Kardeşlerine duyduğu sevgi olarak da yorumlanabilir dedi. Öyle mi? O hepinizi seviyor mu yani? Evet annem. Yusuf gerçekten de hepimizi çok seviyor. Sevgisini göstermek için rüya görmesine gerek yoktu. Rüya gelecekten haber verir. Yusuf'un önderliğini ve üstünlüğünü haber veriyor. Babanız sizi aptal yerine koymuş. İnanmayın. Babanız sizi susturmak istemiş. Bilha eğer bu rüya gerçekse Yusuf'un önderliği ve üstünlüğünden haber verdiğini söylüyor. Ama biz Yusuf'la oynuyorduk. Çok iyi vakit geçirdik. O sizin babanız. Çocuklarının birbirlerine kin gütmelerini istemez. Herkesin kendisi gibi Yusuf'u sevmesini istiyor. Yüzünüzü yalnızca ona dönün ve yalnızca ona sığın. Ne istiyorsanız ondan isteyin. Diğerleri aciz. Her şeye kadir olan odur. Başkaları kalplerinizi, sırlarınızı bilmez. Ama her şeyinizden haberdar olan odur. Yardım istiyorsanız o size yardım eder. Korunma istiyorsanız o sizi korur. Eğer nimet istiyorsanız yerin ve göğün hazineleri onda. Eğer nasihat istiyorsanız size nasihat eder. Başkalarından istediklerinizin tamamı onun yanında. Ondan başkasına el açanların vay haline. Vaat edilen günde adil davranırsa birçok kişi hesabını veremez. Yarın Allah mazlumların elinden tutarsa birçok güçlü emir yenilgiye uğrar. Ve eğer isyan edenler çirkin eylemlerini görürlerse gözlerinden nice yaşlar akar. Gözlerinden nice nice yaşlar akar. Şu halde o gün için azık hazırlayın ve hareketlerinizi düzeltin. Faika bizden önce gitti. Hiç şüphesiz hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Gelin Faika'nın ruhu için hep beraber dua edelim.
Rabbim, Faika'nın ruhunu salihlerin ve sevdiğin kulların ruhu içinde yüksel. Rahat bırakın onu. Zarar vermeyin ona. Rahat bırakın onu. Zarar vermeyin ona. Efendim. Uyanın. Uyanın, uyanın efendim. Ne oldu Allah'ın peygamberi? Sanki rüya görüyordunuz. Sesiniz odama kadar geliyordu. Evet. Korkunç bir rüyaydı. Bir kurt sürüsü bir çocuğu kovalıyordu. Çocuğun bir çukurun içine düşmesine neden oldular. Onu parçalamak niyetindeydiler. Çocuk kimdi? Tanıyabildiniz mi? Uzaktı. Çok uzun bir mesafe vardı. Yüzünü göremedim ama Yusuf boylarındaydı. Şüphesiz Allah'ın peygamberi rüyanın yorumunu biliyor. Yoksa bu kadar tedirgin olmazdı. Bir musibet, bir bela Yakup'un hanedanına pusu kurmuş bekliyor. Allah hiç kimseye kötülük dilemez. Ancak kulları şeytanla işbirliği yaparak birbirlerine pusu kuruyor. Rüya insana huzur verir. Biraz istirahat edin efendim. Allah'ım, sana sığınıyorum. Çok tuhaf. Cad, Eşir, sizler dün geceki gürültüyü duymadınız mı? Hayır, dün gece uyuyorduk. Bir şey fark etmedik. Dün gece babanızın çıkardığı sesler beni uyandırdı. Rüya görüyordum. Uyandırdığımda rüyasında bir kurt sürüsünün Yusuf boyunda birine saldırdığını ve onu bir çukura attıklarını anlattı. Bir de baktım gece yarısı uyanmış, Yusuf'u sevip okşuyordu. Yüzünü görmediğini söylüyordu ama Yusuf olduğundan da emindi. Yoksa uyandığında ne diye Yusuf'u sevip okşasın ki? O çocuk Yusuf'sa kurtların da kardeşleri olmalıyız. Babanızın sizi kurt gibi görmesi çok mu gülünç? Yakup rüyasında 10 tane kurdun Yusuf'a saldırarak onu bir çukura ittiğini anlattı. Sence bu ne anlama gelir, söyler misin? Bu kötü bir rüya sayılmaz. Sana ne oldu Bilha? Yakup çocuklarımızı kurt gibi görüyor. Sen bu rüyaya iyi mi diyorsun ha? Yusuf'u parçalayan kurt kötü bir kurt değildir. Bizzat çocuklar bir şeyler yapmalı. Bizzat çocuklar. Thank you.
Mesele nedir? Sanırım biliyorum. Geceleri bile Yusuf'u düşünüyor. Rüyasında da Yusuf'u görüyor. Gittiği her yere yanında onu götürüyor. Uyuduğunda da yanında yatırıyor. Nefesini boşuna tüketme. Babamızın daha tam olarak nasıl bir rüya gördüğünü bilmiyoruz. Hem sonra annesiz olan Yusuf'u yanında oraya buraya götürmesi çok doğal. Babamızın rüyasında tam olarak ne gördüğünü biliyoruz. Rüyasında bizi kurt gibi görmüş. Yusuf'u parçalayan kurtlar olarak. Selam baba. Duyduğunuz laflar üzerinden ileri geri konuşmanız doğru bir davranış değil. Annem, rüyanızda bizi Yusuf'a saldıran kurtlar gibi gördüğünüzü söyledi. Öyle değil. Ben rüyamda sadece birkaç kurdun bir çocuğa saldırdığını gördüm. Ne o kurtlar size benziyordu, ne de o çocuk Yusuf'a. Ben o çocuğun yüzünü rüyamda hiç mi hiç görmedim. 10 kurt. Biz de tam 10 kişiyiz. Ben rüyamda o kurtları saymadım. Siz 10 kurt olduğunu nereden anladınız? Ben hepinizi seviyorum. Zahmetlerinizi her zaman takdir ettim. Bunun için size minnettarım. Ancak artık güçlü kuvvetli bir delikanlı olan Yehuda'yı bir çocuk gibi dizime oturtup sevemem. Bunu yapamam. Yapabilir miyim? Sizler de çocukken sizi sevip öpüyordum. Kucağıma otururdunuz. Yanımda uyurdunuz. Hem anne sevgisi hem baba sevgisi gördünüz. Yusuf ve kardeşi her ne kadar sevgi görürse görsün yine de sizin gibi olamazlar. Doğrusu sizlerden kendinizi bir çocukla mukayese etmenizi beklemezdim. Cad, Eşir, annelerinize dün gece sizi nasıl... Vay vay vay. Ne yiğit gençler, ne sevecen delikanlılar varmış burada. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada? Öğle yemeğimiz için süt ısıtıyoruz. Afiyet olsun. Söyleyin bakalım, davetsiz misafir ister misiniz? Siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Komşu köydenim. Çoban değilim ama ara sıra koyunlarımı otlatmaya çıkarırım. Size ne oldu böyle? Galiba varlığım sizi pek memnun etmedi. Etmeli miydi? Haklısınız. Bir yabancı görmek hiç kimseyi memnun etmez. Doğrusunu isterseniz ben sizin için buraya geldim. Sizi görmek beni çok ama çok şaşırttı. Siz bizi tanıyor musunuz? Aa evet. Bütün civar köyler Peygamber Yakup'un çocuklarını tanır. Peki niye bizi gördüğüne şaşırdın? Çünkü dün gece sizi rüyamda gördüm. İnanılır gibi değil. Dün sizi rüyamda gördüm. Bugün de uyanıkken görüyorum. Tuhaf değil mi? Evet, dinlemek isteriz. Hadi anlat bakalım. Doğrusunu isterseniz çok tuhaf bir rüyaydı. Hiçbir şey anlamadım. Rüyamda sizi 10 kardeş olarak gördüm.
Tahterevan'da bir çocuk taşıyordunuz. Sanki hepiniz köle, o da sizin efendinizdi. Bazen sizi çocuk arabanın içindeyken arabaya koşulan 10 at gibi görüyordum. Bazen de o çocuğu bir tahtın üzerinde oturmuş, sizler de ayakları prangalı bir halde onun için çiftlik ya da çobanlık yapıyordunuz. Galiba rüyamı anlatmakla sizi rahatsız ettim. Rüya önemli bir şey değil, fazla ciddiye almayın. İyisi mi, ben gideyim. Ne iğrenç bir yüzü vardı. Evet, haklısın. Çoban nereye gitti? Bu hızla buradan gitmiş olması mümkün değil. Birdenbire ortadan kayboldu. Bilmiyorum. Çoban sanki yer yarıldı da içine girdi. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama sözleri beni çok düşündürdü. Rüyası Yusuf'un rüyalarına benziyordu. Selam baba. Selam baba. Selam oğlum. Merhaba selam baba. Selam baba. Selam. Merhaba. Selam size sevgili oğlum. Selam Allah'ın peygamberine. Allah'ın selamı üzerine olsun ne oldu? Evet. Ne oldu? Kavga etmiş gibisin. Evet. Sizin çocuklarınızla. Neden? Onlar tarlalarımızı tahrip edip koyunlarını otlattılar. Onlara karşı çıktığım için de beni sopayla dövdüler. Yehuda, Şimon, Levi, gelin buraya. Neden koyunların bu gencin tarlasını tahrip etmesine izin verdiniz? Koyunlarımıza mani olamıyoruz ki baba. Hem sonra ne olmuş ki? Niçin onu dövdünüz? Onları aynı şekilde dövebilirsin. Allah'ın peygamberi, ben onları bağışladım. Ancak bir daha koyunlarını tarlamıza sürmelerine izin vermeyeyim. Kenan diyarının sahibi biziz. İstediğimizi yaparız. İstediğimiz yerde otlatırız diyorlar. Başkalarının tarlasında koyun otlatma hakkını kim verdi size? Kenan diyarına sahip olduğunuzu kim söyledi size? Oğlum, ben senden özür diliyorum. Koyunlarımızın bir daha tarlalarınıza zarar vermeyeceğine söz veriyorum. Tarlanızdaki zararı da ödeyeceğim, merak etme. Biz hata yaptık. Özür dileriz baba. Kenan diyarında herkes kendi mülkünün sahibidir. Bu diyarın asıl sahipleri Filistinlilerdir, tamam mı? Peki biz nereliyiz baba? Mezarı Mekbile'de olan benim büyük babam ve sizin atanız İbrahim Halilullah Mezopotamya'nın güneyinde Sümer ve Kelde'de yer alan Ur halkındandır. Bünyamin hariç hepinizin doğduğu yer olan Fedan oraya bağlı. İbrahim peygamber yeğeni Lut'la birlikte Keldanilere bağlı Ur kentinden göç etti. Lut Sodom'a gitti. Büyük babam İbrahim de buraya, yani Kenan diyarına geldi. Onlardan önce burada Filistinliler... Yehuda, nereye böyle? Yusuf. Buyur abi.
Sevgili kardeşimiz Yusuf'u çok sevdiğimizi biliyorsun, değil mi? Ben de sizi çok seviyorum. Sahi Yehuda, ben ne zaman sizin gibi büyüyeceğim? Sen büyüksün. Ve Allah katındaki yüce makamından da bütünüyle haberdarsın. Hangi makamı kastediyorsunuz? Dün gece rüya aleminde sana gösterilen makamı. Rüyayı hatırlıyor musun? Gördüğün rüyayı diyorum. Sahip olduğun makamın yüceliği ve derecesini gösteren bir rüya gördüğünü duyduğumuzda çok sevindik. Rüya gördüğümü babam mı size söyledi? Rüyamı ondan başkasına anlatmamıştım ki. Hayır, babam anlatmadı. Ben kendim duydum. Gece yarısı sana bakmaya geldiğimde babamın sana rüyanı kimseye anlatma dediğini duydum. Gelecekte yüksek bir makama erişeceğini söylüyordu. Evet. Bize rüyanı anlatacak mısın? Şu halde rüyamı kimseye anlatmamam gerektiğini söylediğini de duymuş olmalısınız. Ne sakıncası var ki? Kardeşlerin senin mutluluğunu paylaşmak istiyorlar. Beni sevdiğinizi biliyorum. Ve rüyamı size anlatmamın bir sakıncası olmadığını da biliyorum. Ama babamın buyruğunu çiğneyemem. Babama Yusuf'u dövmeye yeltendiğini söyleyeceğim. Saçmalama, dinle. Yahuda'nın böyle bir niyeti yoktu. Sadece Yusuf onu biraz kızdırdı. Hepsi o kadar. Yehuda neye kızdı? Ona ne söyledin ki kızdı? İstediği şey, yani rüyamı ona anlatmadım. Onlar benim rüya gördüğümü nereden biliyordu? Babamdan başka kimseye anlatmamıştım. Nereden biliyorlardı? Yehuda'nın seni dövmek istediğini babama söyleyeceğim. Hayır, hayır, söyleme. Neden? Ben kardeşlerimi seviyorum. Babamı üzmelerini istemiyorum. Dinle, niçin Yehuda beni sevmiyor? Oysa babam, kardeşler birbirini sevmeli ve birbirlerine saygı duymalı diyor. Bilha, Zülfa, Leya, neredesiniz? Buğday getirdim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Selam baba. Selam oğlum, selam. Kolay gelsin. Bilha, el değirmenini hazırla. Hamur için hiç unumuz kalmamış, tamam mı? Bu yılın ilk buğday çuvalı. Bin bir güçlükle ayıkladım buğdayı. Ha, gel oğlum. Baba, bütün kardeşlerim rüya gördüğümü biliyorlar. Nasıl anlamışlar? Bilmiyorum. Benden gördüğüm rüyayı anlatmamı istediler. Kabul etmeyince de bana kızdılar. Bilha. Bilha. Buyurun Allah'ın peygamberi. Şimdiye kadar birçok kez senin boş boğazına şahitlik ettim. Vazgeçip kendini düzeltirsin diye hiç sesimi çıkarmadın. Ama öyle anlaşılıyor ki sen kardeşleri birbirine düşürünceye kadar rahat durmayacaksın. Allah'ın peygamberi, neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Benim bir suçum yok. Ben dün gece senin odana yakındım. Yusuf orada rüya gördü ve orada bana anlattı. Orada ikimizden başka hiç kimse yoktu. Senden başka bu rüyayı ve yorumunu kim dinlemiş olabilir ki? Ama ben yemin ederim ki dün gece... Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Ben dün gece senin odandan gelen bir takım sesler duyunca oraya gittim. Seni ve çocuklarını uyur görünce duyduklarıma önem vermedim. Kulaklarımın beni yanıltmadığı anlaşılıyor. Şimdiye kadar birkaç kez Zülfa'yı kendi dedikodularına alet ettiğini biliyorum. Yehuda ve kardeşlerini Yusuf'a karşı kışkırttın.
Çocuklarını Yusuf'a kin gütmeye zorladın. Ben sesimi çıkarmadım. Geçmiş hatalarını bir kez daha tekrarlayacak olursan senden çocuklarını alır ve seni diyarım Fedan'a geri gönderirim. Ne dediğimi duydun mu? Hayır. 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 Allah'ın peygamberine söz veriyorum ki bir daha sizi asla öfkelendirmeyeceğim. Size itaat edeceğim. Beni bağışlayın. Ben sizin cariyenizim. Sizden ve oğullarımdan başka hiç kimsem yok. Beni buraya gömün. Ama asla Fedan'a geri göndermeyin. Hayır! Pekala. Gidin hadi. O haftanın bir gününü Mekbile'de ibadetle geçirir. İbadetini bölmemiz doğru olmaz. O durumdayken başka işlerle uğraşacağını zannetmiyorum. Şu anda Mekbile mabedinde tek başına. Onunla rahatça konuşabilirsiniz. Hadi gidin bakalım, ne yapacaksınız? Evet, hadi gidin. Hadi gidin de görelim. Selam baba. Selam baba. Selam evlatlarım. Görüyoruz ki Rabbe yakarıyorsun. Bizim için de dua ediyor musun? Sizin için ben her zaman dua ediyorum. Hayrola? Ne arıyorsunuz burada? Bugün başka bir işle ilgilenmediğimi biliyorsunuz. Yusuf'u kıra götürmek için senden izin almaya geldik baba. Durup dururken bu da nereden çıktı böyle? Bunun özel bir nedeni yok baba. Yusuf'u yanımızda kıra götürerek hem onu biraz eğlendirmek hem de ona çobanlığın inceliklerini öğretmek istiyoruz. Şu anda Yusuf'un çocukluk ve oyun dönemidir. Büyüyünce o da sizin gibi kırlara gidebilir. Söyle, hadi söyle. Söz veriyoruz, ona göz kulak olacağız. Evet baba, söz veriyoruz. Henüz çok erken. Sonra. Bu işi başaracak yetenekten yoksun olduğunuzu biliyordum. Madem bu kadar yeteneklisin, sen niçin gitmedin? Sizler peygamber çocuğu olacaksınız, öyle mi? Yusuf'u öldürmekten başka yol yok demiştim size. Levi'nin getirdiği önerinin bir işe yaramayacağı başından belliydi. Babamızın Yusuf'u kendinden uzak tutması mümkün değil. Yusuf'u onun gözü önünde öldürecek değilsiniz herhalde. Yanılıyor muyum? Her halükarda onu babamızdan ayırdıktan sonra icabına bakmamız gerekecek. Aklıma ilginç bir şey geldi. Yusuf'a bizimle kıra gelmesi için babamızı ikna edecek tek kişi Yusuf'un kendisidir. Onun aklını çelin. Ona kırda gezip tozmanın ne kadar keyifli olduğunu anlatın. Kendisi bizimle gelmek isterse babamızın direnci işte o zaman kırılır. Bu da bir yol. Deneriz.
Yusuf, sen hep evde kalıp Dine ve Bünyamin'le mi oyun oynayacaksın ha? Evet. Ben Dine ve Bünyamin'le oyun oynamayı seviyorum. Ben de sizinle burada oyun oynamak isterdim. Ama doğrusu kırda oynamanın tadı bir başka oluyor. Neden sürüyü götürmüyorsunuz? Kardeşlerimizi bekliyoruz. Otlağa gitmeye pek niyetiniz yok galiba. Birazdan gideceğiz. Yusuf'u da yanımızda götürmek için sizden izin almaya geldik. Niçin Yusuf'un bizimle kıra gelmesine izin vermiyorsunuz? Hem bize yardım eder hem de biraz eğlenmiş olur. Kır çok güzel bir yer. Birbirinden güzel çiçeklerle dolu. Bugüne kadar böğürtlen yedin mi sen? Hayır. Nasıl bir şey? Çok lezzetli. Tadına doyamazsın gerçekten. Bugüne kadar çağlayan pınarları ve nehirlerin akışını gördün mü? Gerçek şu ki Yusuf'un annesi yok. Annesinin isteğiyle ona bakmak benim boynumun borcu. Ayrıca anne ve babalar küçük çocuklara göz kulak olmakla yükümlüdürler. İnsanlar bizi kınıyor. Babanız size güvenmiyor mu ki Yusuf'u sizinle göndermiyor diyorlar bize. Bu acı alaylara bir son vermek için hiç olmazsa bugün izin verin, onlarla gitsin. O daha bir çocuk, onsuz yapamam. Kıra gidip çalışmasının ve orada biraz eğlenmesinin onun için yararlı olacağını biliyorum. Ama sürü peşinde koşması için daha çok erken. Ama biz kıra gittiğimizde Yusuf'tan daha küçüktük. Tek başınıza gitmediniz ki. Zamanı gelince Yusuf'u da beraberimde kıra götüreceğim. O da orada çalışacak. Ama onu yalnız göndermeyi asla uygun görmüyorum. İşi ona bizler de öğretebiliriz. Abileri olarak ona deneyimlerimizi aktarır, nasihatlerde bulunuruz. Ben de Yusuf'un gelişmesini, deneyim sahibi olmasını ve işi öğrenmesini istiyorum. Ama o daha bir çocuk. Benim sevgime ve ev ortamına ihtiyacı var. Daha yoldayken beni özleyecek ve sizden onu geri getirmenizi isteyecek. Ona o kadar iyi bakacağız ki sizi aklına bile getirmeyecek. Pınardan su içmenin ve nehirde oynamanın zevki anlatmakla bitmez. Kardeşler olarak hep beraber oyun oynar, güreşir ve eğleniriz he? Yemek olarak kaynamış süt ve kızarmış et yeriz. Babamızın bize güvenmediğini hissediyoruz. Hayır, size güveniyorum ama kırdaki kurtlara güvenmiyorum. Oyuna ve eğlenmeye dalıp Yusuf'u ihmal etmenizden ve kurdun onu yemesinden korkuyorum. Rüyamda kurtların bir çocuğu kovaladığını gördüğümü anlatmıştım. Daha da neler. Siz bizzat o kurdu nasıl öldürdüğümüze tanık oldunuz. Kurt Yusuf'u yerse biz 10 yiğit genç ne işe yararız orada? Kardeşimizi bir kurdun saldırısından koruyamayacak kadar aciz ve güçsüz müyüz baba? Niye böyle diyorsun? Baba, beni de kardeşlerimle kıra gönderir misin? Yavrucuğum, sen daha küçüksün. Yaşıtlarınla oynamalısın çocuğum. Ama baba, ben artık büyüdüm ve abilerimle oyun oynamak istiyorum. İzin ver onlarla kıra gideyim. Buna ne diyeceksin? Bak, Yusuf da bizimle gelmek istiyor. Evet baba, Yusuf'un bizimle gelmesine izin ver. Ne olur baba. Ne olursun kardeşlerimle kıra gitmeme izin ver. Lütfen baba. Pekala, kabul ediyorum. Teşekkür ederiz. Minnettarız. Pekala. Hadi Yusuf, gidelim. Hadi. Durun. Yusuf'u hazırlamam gerek. Gel oğlum. Gel. Yusuf'a dikkat edin. Sizin gibi zorluklara alışkın değil. İçin rahat olsun anne. Ona zor işler yaptırmayacağız.
Kardeşlerinden ayrılma. Dikkatli ol oğlum. Bu gömleği giy. Ama bu bana çok büyük gelir. Sen giy oğlum. Sana olacağını göreceksin. Bu gömlek onu giymeye layık olanın üzerine uyar. Sen merak etme. Baba, tam da üzerime uydu. Bu gömlek büyük babam Hazreti İbrahim'e cennetten gönderildi. İbrahim Halilullah bu gömleği babam İsa verdi. Kendisi de bana. Ve şimdi artık bu sana ulaştı oğlum. Bu gömleği gözün gibi koru ve yanından hiç ayırma. Her yerde sana fayda sağlayacak. O zaman onu hiç kimseye göstermem. Allah seni yerdeki ve gökteki bütün belalardan korusun. Hep kardeşlerin ol. Ne derlerse onları dinle. Gidelim oğlum. Evet, işte Yusuf da geldi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çocuklar, ben de şehrin dışına kadar size eşlik edeceğim. Pekala. Hadi gidelim. Endişelenmenize gerek yok. Bugün Yusuf'la çok iyi bir gün geçireceğiz. Dışına çıktılar Yusuf'u uğurlamaya. Ne oldu? Güzel ayakkabıların mı parçalandı? Temiz giysilerim mi kirlendi ha? Hala bize önderlik yapmayı istiyor musun? Sana secde edecek olanlara şimdi çok iyi bak. Çok iyi bakıyorsun değil mi ha? Şimdi söyle bakalım secdeye... Kim kapandı ha? Secdeye kim kapandı? Sen mi yoksa biz mi? Baba! Yusuf nerede? Kardeşlerinle beraber kıra gitti. Neden gitmesine izin verdiniz? Ben defalarca kardeşlerimin Yusuf'a kin kustuğuna tanık oldum. Neden izin verdiniz? Merak etme kızım. Kendisi kardeşleriyle beraber gezip eğlenmek istedi. Ama sen onu sevmiyor muydun baba? Sevmez olur muyum hiç? Ancak kardeşlerin çok ısrar etti. Güvenlerini kazanmak için onların bu kararına uymaktan başka çarem yoktu. Çok endişeliyim. Bu elimde değil.
Çok kötü rüyalar gördüm. Yusuf karanlık bir yerdeydi ve durmadan ağlıyordu. Ben çocuklarıma güveniyorum. Yusuf'u sağ salim geri getirecekler. Ben emin değilim. Neden oturdun? Gündüz gözüyle babamla yüzleşecek cesaret kendimde bulamıyorum. Havanın kararmasını beklemeliyiz. Karanlık bizim gibi cani ruhlu insanların gerçek yüzünü bir miktar da olsa gizler. Karanlıkta ne biz babamızın kederli yüzünü, ne de o bizim iğrenç ve yapmacık üzüntümüzü görmek zorunda kalır. Doğru söylüyor. Babamızla yüzleşmek kolay olmayacak. Bu şekilde babamıza götüremeyiz. Yusuf'u kurt parçaladıysa gömleğe niye kan bulaşmadı diye sormayacak mı? Endişelenmenize gerek yok. Henüz geç kalmış sayılmazlar. Her zaman ortalık kararmadan, daha güneş batmadan burada olurlar. Bugün nedense geciktiler. Yusuf'la oyuna daldıkları için geç kaldıklarını fark etmediler herhalde. Ha ha ha!
susun. Yusuf! Susun diyorum. Yusuf nerede? Yahuda. Şimon. Rubin, size söylüyorum. Ne yaptınız Yusuf? Susun diyorum. Baba, baba, babama bir şey olursa kendinizi ölümlerden ölüm beyin. Baba, baba! Yusuf'a ne yaptınız? Yusuf, ne yaptınız? Ne oldu, beni anlat bize. Levi, ne oldu, anlat. Neden konuşmuyorsunuz? Ne oldu Yehuda? Yusuf nerede? Biliniz ki acımız sizin acınızdan az değil. Keşke ölseydik de yanınıza gelmeseydik. Anla tabii. Bacı hangi yürek, hangi can dayanır? Bunu ben sana nasıl anlatayım? Ben vereceğiniz her habere tahammül gösterebilirim. Söyleyin ne oldu? Yusuf'un başına ne geldi? Bizler de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Olay sırasında orada değildik. Oyun oynayıp eğleniyorduk. Zamanı nasıl geçtiğini anlamadık bile. Ancak ortalık karardığında kendimize gelebildik. Yusuf'tan uzaklaşmıştık iyice. Bizimle koşup oynayacak gücü olmadığı için Yusuf'u eşyaların başında bırakmıştık. Süratle geri döndük ama Yusuf orada yoktu. Çok bekledik ama gelmedi. Elbiselerimiz, eşyalarımız duruyordu. Ama Yusuf yoktu. Yalnızca onun kanlı gömleğini bulabildik. Yusuf, Yusuf baba. Yusuf'undan geriye hiçbir şey kalmadı mı? Bari onları alıp mezara gömeyim. Başında ağlayayım Yusuf'u. Çok aradık ama bu gömlekten başka bir şey bulamadık. Hiçbir şey bulamadık. Kurtlar onun derin bedenini de parçalayıp yemiş oldu. Gerçekten bu Yusuf'umun gömleği. Nerede olsa kokusunu tanırım ben. Olan olmuş, elimizden ben şimdi kız kardeşime ne diyeceğim? Çocuklarımı bana emanet etmişti. Seni parçalayan kurtlara lanet olsun. Yokluğuna nasıl dayanalım? Allah'ım yardım et. Evet. Allah'ım yardım et. Ha, 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 ha,
Kurt Yusuf'a saldırdığında üzerinde bu gömlek mi var? Yusuf'umu parçalayan kurt ne şefkatli bir kurt. Bedenini parçalamış ama gömleğine bir zarar vermemiş. Allah peygamberinin gördüğü rüyayı gerçekleştirdi. O rüyada 10 kurt bir çocuğa zarar vermek istiyordu. Hayır, hayır. Yusuf'um kurttan bir zarar görmemiş. Delil bu gömlek terişte. Yahuda, eğer Yusuf'u kurt parçaladıysa gömleğine neden zarar vermemiş? Bu gömlek neden yırtık değil? Şimdiye kadar bunu hiç fark etmemiştik. Bu çok tuhaf anne. Bu gömlek niye zarar görmemiş? Doğru söylüyorsunuz. Bu nasıl mümkün olur? Ne olduğunu söyle Şimon. Gerçek nedir? Biz de bilmiyoruz. Gerçekten bu çok şaşırtıcı. Ne olduğunu, oğluma ne yaptığınızı bilmiyorum. Ama her ne yaptıysanız nefsinize uyarak yapmışsınız. Sizi nefsiniz bu işi yapmaya sürükledi. Bu işi size güzel gösterdi. Hiç şüphesiz bu olayda şeytan size yardım etmiş. Biz de sizin gibi ne olup bittiğini bilmiyoruz. Bunda bizim bir kusurumuz yok. Siz emanete ihanet ettiniz. Ona gözünüz gibi bakmanız gerekirdi. Bu gece gidip Yusuf'u bulup getireceksiniz. Bakmadığımız yer kalmadı. Ama bir iz bulamadık. Nereye arayalım? Onu bu gece bulmalısınız. İşte o kadar. Anladınız mı beni? Gidelim, gidelim. Yusuf'u bulmak için bir çare düşünmeliyiz. Nasıl bir felakete yol açtığınızı gördünüz mü İsrailoğulları? Senin yüzünden. Eğer Yusuf'u öldürüp getirseydik bu iş biterdi. Geç kalmış sayılmayız. Bu işi şimdi yapabiliriz. Buraya kadar bile sizinle boşuna işbirliği yapmışım. Böyle bir şey yaparsanız her şeyi anlatırım. Pekala, sesini yükseltme. Söyle ne yapalım? Görüyorsunuz ki babamızı inanmıyor. Bu kadar kolay kandırabileceğinizi mi sandınız? Yusuf'u öldürme fikrini kafanızdan atın. Hadi gidin. Biraz daha yalan uydurun. Belki babamız inanır. Thank you.
Merhaba Allah'ın peygamberi. Selam. Otlağa karış karış aradık. Ama hiçbir iz bulamadık. Yusuf'um. Sürünün bıraktığı izler kuyu tuzlu ve acı olan kuyuya gidiyor. Bugün de oraları arayacağız. Biz de ondan bir iz bulamadık. Biraz istirahat edin. Ben de size eşlik edeceğim. Bugün Yusuf'u bulacaklarından adım gibi eminim. Bu durumda babama ne cevap vereceksiniz? Henüz bulmuş değiller. En iyisi onlarla gidip ne yaptıklarına yakından bakalım. Adem'in varisine selam olsun. Nuh peygamberin varisine selam olsun. Allah dostu İbrahim'e selam olsun. Selam olsun. Arkadaşım neredeydin? Sabaha kadar korkudan hiç uyuyamadım. Zorluklara göğüs germeli ve eski rahat yaşantısından sıyrıldım. Kendini sıkıntılara alıştırmalı. Yusuf bu kuyunun dibinde mi zorluklara göğüs gererek olgunlaşacak yani, söyler misin? Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Yusuf bir tohum gibi önce toprağın bağrında bir süre kalmalı. Daha sonra filizlenip serpilerek yavaş yavaş oradan çıkmalı. Bir gün bu kuyudan kurtulacak mıyım? Çok yakında. Sana kurtuluş müjdesi vermek için geldim. Babam dünya mümin için kuyu gibi karanlıktır derdi. O halde senin için önemli bir değişiklik yok. Kuyunun içi de dışı da aynı. Ben babamı çok özledim. Sevgili babandan ayrısın ama burada eşi benzeri olmayan Allah'tan baş başasın Yusuf. Zavallı babam. Durumu nasıl? Sevdiğini yitiren birinin durumu nasılsa o da aynı. Yakın. Sana kurtuluş müjdesi.
O ağacın yanında suyu tuzlu olan bir kuyu var. Oraya bakmayacak mısınız? Biliyorum. Kimse koyunlarını oraya götürmez. Gidelim. Hala kuyuya doğru gitmediler. Tertemiz yaratışlı Yusuf uyumak istemiyor mu? Dün gece hiç uyumadım. Çok uykum geliyor. Allah'ın iradesi başka bir yönde tecelli edecek Yusuf, merak etme. Beni dinle ve uyu. Uyanık olmalısın. Rahat uyu Yusuf. Her yere baktık. Kuyunun içine de bakalım. Ne de olsa çocuk, oynarken içine düşmüş olabilir. Yusuf! 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 Çok derin. Bak, dibi görünmüyor. Allah'ın iradesi başka bir şey Yusuf. Uyanmamalı ve babanın kucağına geri dönmemelisin. Çok şükür onu bulamadım. Yusuf'a ne oldu? Niçin cevap vermedin? Yoksa... Yusuf'un başına bir şey geldiyse hiçbirinizi yaşatmam. Bunun hesabını vermelisiniz. Peki nasıl? Söyleyebilir misin? Eve dönünce göreceksiniz. Eve döneceğinden emin misin? Sizden her şey beklenir. Ellerini kardeşlerinin kanıyla kirletenler... diğer kardeşlerinin kanıyla niçin kirletmesinler? Daha da ileriye gidip babalarını bile ortadan kaldırırlar. Sanki bu olayda hiçbir katkın yokmuş gibi konuşuyorsun. Eve vardığımızda babamıza Yusuf'u ondan ayırma planının kime ait olduğunu söyle. Yusuf! Ben yaşıyorum! Yusuf! Yusuf yaşıyor! Sesi duyuluyor! Yusuf! Yusuf, sen misin? Uyuyordum. Evet! Niçin cevap vermiyordun? Uyuyordum. Ne yapıyorsun? Hayvanlarla beraber oturuyorum. Sana bir zarar vermediler ya. Her şey yolunda mı? İyiyim ama biraz karnım aç. Yakala. Sana biraz yemek getirdi. Babamın durumu nasıl? İyi değil.
sabredeceğini söylüyor. Ama durumu hiç mi hiç iyi değil. Dua edin, ben de sabırlı olayım. Babamdan uzak kalmaya nasıl dayanacağımı bilemiyorum. Şimdiye kadar ondan bir an bile ayrılmamıştım. Allah Yakup peygambere sabır versin. Ne yazık ki size Yusuf peygamberden bir haber getiremedik. O Kenan diyarında değil. Olsaydı muhakkak bulurduk onu. Allah size bu iyiliklerinizin karşılığını verecek. Doğrusu bu kadarını bile sizden beklemiyordum. Dua edin ki Allah Yusuf'umu bana geri göndersin. Çocuklar geldi. Ama Yusuf aralarında değil. Sen ey en çok merhamet eden, bana bağışladığın hediye şimdi nerede acaba? Yüce olanlar verdikleri hediyeyi geri almazlar. Yusuf'umu bana geri ver. Yusuf'umu bana geri ver. Yusuf'umu bana geri ver. Her neredeysen Allah seninle olsun. Yaşadığından kesinlikle eminim. Çocuklara bir kez daha Yusuf'a ne yaptıklarını sorun. Belki bu sefer hatalarını itiraf edip gerçeği söylerler. Söyler misin Yakup, Yusuf'un ölmediğinden nasıl bu kadar eminsin? İki nedenden ötürü. Birincisi, eğer kurt saldırsaydı gömlek zarar görürdü. İkincisi, beni hiçbir zaman yanıltmayan sezgilerim.
Pekala. Hiç umutlu değilim ama yine de gidip soracağım. Ben onların işledikleri günahı itiraf edip tövbe etmelerini istiyorum. O zaman belki Allah onları affeder. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.